Bahçe-Fraport'ta Antalya Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlıkları takip eden arkadaşımız Ahmet Selim Kula hemen bırakalım sözü ve idmandan görüntüleri de ekranlarınıza getirelim. Teşekkürler Ezgi Toper. Senin de söylediğin gibi çalışmalar devam ediyor. Biz de notları aktarmaya devam edelim. Az önce tabii ki Diego Perotti'den bahsediyorduk. Fenerbahçe'nin Arjantinli oyuncusu. Geçtiğimiz hafta antrenmanların ilk bölümüne katılmaya başlamıştı. Haftanın sonuna doğru 5'e 2 çalışmalarına da katılmıştı. Dünden itibaren de çalışmaların tamamına katılmaya başladı. Açıkçası Fraport Antalya Spor karşılaşmasında bu oyuncunun kulübede olmasını bekliyoruz. Sayın lacivertler, şimdi bir çalışma gerçekleştirecekler. Yine Yunan kondisyoner Pantelis'in yönettiği bir çalışma bu. Kendisi tabii ki fizik kondisyoner, kondisyon antrenörü. Fakat çalışmalarının birçoğunun topla olduğunu da belirtelim. Benim tabii her hafta antrenman takip ediyoruz. Bence dikkat çekici bir not bu. Pantelis, Pantelopoulos takıma fiziksel çalışmalar yaptırırken yine toptan uzaklaştırmıyor futbolcuları, toplu çalışmalara önem verdiğini belirtebiliriz. Sayın lacivertler, şu anda bir yuvarlak oluşturdular. Bu yuvarlağın ortasına doğru koşup karşılarındaki oyunculara pas veriyorlar. Sayın lacivertliler, şu anda bir verkaç yaparak dripling yapacaklar. Birazdan çalışmada başlayacak. Evet, şimdi gördüğünüz gibi topu karşısındaki arkadaşına atıp hızlı bir şekilde yerine geçiyor. Sayın lacivertler, tabi az önce hafta sonu oynayacak maçın kadrosundan bahsetmiştik. En sonunda Caner ve Novak arasındaki yarıştan bahsetmiştik. Ama şu aslında takımın her yerinde bu anlamda tabi soru işareti demek doğru olmaz ama netleşmeyen, Erol Bulut'u ikilemde bırakan tercihler var. Stoper'de de geçtiğimiz hafta aslında Serdar Aziz'in oynamasını bekliyorduk. Fakat bağırsak enfeksiyonu sebebiyle, maç günü geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle Lemos forma giymişti. Aslında maç içinde bir de hata yaptı ama bu hata Sosa ile çarpışmalarıydı. Ve bu hata gole de sebep oldu. Ama bu pozisyon dışında da İyi bir performans sergiledi diyebiliriz. Fenerbahçe'nin stoper attı. Ondan önceki haftada Serdar Aziz iyi bir performans sergilemişti. Hatta bir de gol atmıştı. Kritik bir gol atmıştı. Takımını yeniden öne geçiren gol atmıştı. Aslında orada Tisserant'ın yeri banko diyebiliriz ama Serdar Aziz mi Lemos mu konusunda yine Erol Bulut'u zor bir tercih bekliyor. Tabii ki bu tercihleri yaparken sadece oyuncuların performansıyla yola çıkmak da yetmiyor. Çünkü her ne kadar biz oyuncuları biraz fazla materyalleştirsek de sonuçta onlar da duyguları olan insanlar ve oyuncusunu kazanmak, motivasyonunu diri tutmak için de bir hesap kitap yapıyor Erol Bulut. Bu anlamda stoperde Serdar Aziz mi yoksa Lemos mu oynayacak sorusu da bir bilinmez diyebiliriz. Tabii orta sahada
Gustavo'nun forma giymesine garanti gözüyle bakıyoruz ki kendisi de bugün saat 1.30'da, 13.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Şunu söyleyelim, o saatte bir değişiklik oldu. Antrenmanın toplantı sebebiyle biraz geç başlamasından dolayı bu basın toplantısının 2'de başlayacağını belirtelim. Bu sıcak bilgiyi de an be an sizlere aktarmış olalım. Saat 2'de Luis Gustavo'nun basın toplantısını canlı olarak ekranlara getireceğimizi belirtelim. Luis Gustavo aslında sezon başında biraz ya yeterince iyi başlayamamıştı. En azından onu çok iyi tanıdığımız için, oyunculuğunu çok iyi bildiğimiz için. Bu arada sözümü bölüyorum. Pantelis yine heyecanlı bir şekilde yapılacak çalışmayı oyuncularına anlatıyor. Gerçekten tutkulu bir antrenör. O bağırışları heyecanlı bir şekilde bu çalışmaları yaptırması dikkat çekiyor. Ki dün basın toplantısında Erol Bulut ve Emre Belözoğlu sık sık takımdaki antrenman yoğunluğundan bahsettiler. Doğal olarak futbolcuları yoran çalışmalar bunlar ve bu durumun altında yatan isim de Pantelis Pantelopoulos olduğunu belirtelim. Az önceki konumuza dönecek olursak da saat 2'de basın toplantısı olacak. Gustavo'dan bahsediyorduk. Sezon hazırlık maçlarında biraz tutuk gözüküyordu. Hatta Çaykur Rizespor maçında da iyi bir performans sergileyemedi. O maçta oyundan çıkmıştı skor 1-1 iken. Fakat daha sonra özüne döndü diyebiliriz ki Trabzonspor maçında da basmadık, yer bırakmadı ve çok iyi bir performans sergiledi Luis Gustavo. Bir kez daha ben hatırlatayım, saat 2'de Sambacı oyuncunun basın toplantısı olacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Tabii Fenerbahçe'de skor yükünün takıma ciddi bir şekilde dağıldığından bahsedebiliriz. Atılan 10 golün 7'si farklı oyunculardan geldi. Aslında 8 de diyebiliriz. Tisserand çünkü Trabzonspor maçında gol ona yazılmadı. Çünkü top direğe çarptıktan sonra Serkan Hasan'a çarptı ve ağlara o şekilde gitti. Bundan dolayı belki gol ona yazılmadı ama golde aslan payı doğal olarak Tisserand'ındı. Böyle düşünürsek Fenerbahçe'nin attığı 10 golü 8 farklı isim attı. Sosa ve Samat da ikişer gol attılar. Diyelim diğer oyuncuların da bir gol attığını belirtelim. Tabii antrenmanın bize açık bölümünün sonuna geldiğimizi de belirtelim. Fenerbahçe'nin antrenmanının basına açık bölümü sona geldi. Biz de tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk. Sözü şimdi tekrar stüdyoya bırakalım. Ezgi Toper, söz sende. Evet, biz de Selim'e aktardıkları için teşekkür edelim ve hemen dün akşama dönelim değerli izleyenler. Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında